uygulamamızda kullanacağımız database'in şeması, yapmak istediğim şeyi özetleyeyim yine. Kullanıcı register ekranından kaydolacak. Zaten bununla ilgili class'ımız vardı, daha önce yapmıştık. Şehirleri seçebilecek, hangi şehirde olduğunu kategoriden seçecek. İlgi alanını seçebilecek. Örneğin yazılımla ilgileniyor gibi. Ve kullanıcı kaydolacak. Sonra bir login işlemi gerçekleştirebilecek. Bunu da sağlayacağız. Öncelikle burayı hallettik. Yeni bir proje açıyorum. Empty web form açtım. Adı web account app. Projede empty. Empty. İçerisine business ve dal katmanını oluşturmak için iki klasör açıyorum. Business logic diyeyim. Data layer. Daha önceki uygulamada yazdığımız o klaslardan bazılarını araklayalım. Mesela şurası kullanıcı ve connection direkt işimize yarayacak. Connection kullanıcı. Buraya attım. Bunun klasöründen sağ tıkla Open Folder in File Explorer. Şuradan seçerek kopyala, diğerine yapıştır o kadar. Devam edelim. Şimdi de data layer içerisinde kullanıcı dal katmanına ihtiyacım var. Diğerlerine ihtiyacımız olursa alırız. Bakın, şuna dikkat edin. Bunu unutmayın. Şurada ben diğer klası komple aldığım için bir namespace var. Bu namespace aslında benim projenin adı değil. Bunu web account app yapmam gerekiyor. Şu web arch app kısmını. Diğer kısım zaten aynı. Doğru isimlendirme için bu gerekiyor. Bütün klasları dışarıdan aldığımız için hepsini yapacağız. Şuradaki using kısımlara da dahil. Hepsini değiştirdim. Şu an sorun yok. Bunları yaptık. Bakın. Burada prosedürle yaptım bu işi. Prosedürümü de şuradan göstereyim. Kullanıcı ekle prosedürü. Şunu create olarak yapabilirsiniz. Ne yapacağımızı
3 tane tablomuz var. Kullanıcı ekleyeceğiz. Buna register deniyor. Kayıt formu. Daha sonra bu kullanıcı bir de login işlemi olacak. Giriş yaparken de bu kullanıcı var mı diye bakmamız gerekiyor. Ona göre bir işlem. Ve kullanıcı kaydolurken burada da gördüğünüz gibi kullanıcının bilgisinde şehirler bir de ilgi alanı var. Onu da belirtmem gerekiyor. Bunun için de iki tane ekstra tablo oluşturduk. Bunların alanları da belli. İlişkiler bunlar. Şunlar ID'ler üzerinden. Burası bu şekilde. Bu işlemleri prosedürle yapmak istiyorum. Mesela kullanıcı eklem. Dışarıdan 7 parametre alıyor, ID hariç. Bunları kendi içerisinde insert ediyorum burada. Daha sonra diğer kullanacağım fonksiyon, prosedür, kullanıcı var mı? Burada da dışarıdan e-mail ve şifre göndereceğim. Bu kullanıcı veri tabanında var mı? Varsa onun kullanıcı, bu teknik olarak birden fazla kayıt dönebilir ya. Çünkü ID üzerinden yapmıyorum bunu. Burada kaç kullanıcı olduğunu hesaplayan bir count işlemi var. Tabii ki burada bir tane gelecek. Normali bu. Sıfır gelirse o kullanıcı yoktur. Bir dönerse vardır. Ve şehirleri getir. Bunu da drop down liste seçeceğiz ya. Bundan dolayı böyle bir şey de yaptık. Seçim alanı için. Şehirler gibi bu da seçilecek. Şehirler gibi ilgi alanları da aynı şekilde seçilecek. Burada da ilgi alanlarını seçtik. Veri tabanıyla şimdilik işimiz bitti. Ben daha önceden birkaç veri girmiştim. Selectables from örneğin şehirler. İstanbul, Ankara vesaire. Bu kadar çok fazla olmasına gerek yok. 3-5 tane eklemeniz yeterli. Sadece bir tane seçeceğiz oradan. İlgi alanlarına da yazılım, tasarım, robotik gibi birkaç veri girdim. Yapacağımız şeyi çizim üzerinde bir özetleyeyim. Şurada bir öncelikle default ASP-X'imiz olacak. Bu default ASP-X üzerinden iki tane ekstra formumuz daha olacak başlangıç olarak. Diyorum ki burası default ASP-X. Eğer ilk açılışta burada bir giriş yap bir de kaydol butonu olacak. İlk girdiğimde kayıt olma ihtiyacım olduğu için doğrudan kayıt olma sayfasına gitmem gerekiyor. Oradan register ASP-X'e gideceğim. Eğer kayıt olduysam daha önce login ASP-X'e gitmem gerekiyor. Buradaki login ASP-X butonuna tıklayacağım ve buraya gideceğim. Login ASP-X. Diyelim hiç hesabım yoktu. Kaydola gittim. Register ASP-X'e. Orada kaydoldum. Kayıt ol dedikten sonra işlemde herhangi bir sıkıntı yoksa, kayıt başarılıysa beni login ASP-X yönlendirecek. Ya da login olmaya çalışıyorum. Buraya geldim daha önce. Baktım böyle bir kullanıcı yok. O zaman beni register ASP-X'e. Git kaydol şeklinde bir yönlendirme yapacağım. Şu an çalışma mantığı basit olarak bu şekilde. Bu mimariyi oturtacağız. Bunun kodlama tarafını hemen hemen yaptık gibi. Daha önce klaslarımızdan mesela kullanıcı işlemleri var. Sadece
Şehirler ve ilgi alanları sınıflarımız yok. Onları oluşturalım. Şehir klası ekledim. Business Logic klasörüne. Şehir ID. Şehir ad. Şurada connection sınıfımız vardı ya, bu business logic'te değil, database içerisinde olması gerekiyor, data işlemlerinde. Bu nedenle data layer'ı atacağım. Siz de birkaçınız da bu düzgün olması gerek, data layer'ı atmanızı söylemiştim. Ben de daha önceki şekilde duruyor. Tabii bunun connection'ın bu sefer namespace'ini de değiştirmem gerekiyor. Bakın, web account app. Bu artık böyle değil diyorum. Data layer olacak bu. Ben buna buradan erişeceğim çünkü. Data layer içerisinde yaptık. Bu mantıksal bir gruplama. Aslında veri tabanı işlemi yok burada. Normalde business logic'te olabilir. Çünkü connection string'i gönderiyor ama database ile ilgili işlem olduğu için buraya koydum. Şimdi de ilgi alan. Evet, buradaki namespace'i düzelttik. Klasörü değiştirdiğim için. Şehir sınıfı hazır. Bir de ilgi alan sınıfını ekliyorum. Business Logic'e. İlgi alan. Sınıfta hazır. Şimdi bu şehir ve ilgi alan sınıflarının data layer katmanlarını yazmamız gerekiyor ki veri tabanı işlemi yapalım. Şurayı kapatayım. Bu arada kullanış sınıfınız zaten bu şekilde. Daha önce yaptığımız için. Değil mi? Data layer'a geldik. İlgi alan DAO. Burada isActive var kullanıcı sınıfında. Biz bunu database'e eklememiştik çünkü örneğin kod olduğu için. Onu da ekleyelim. Kullanıcılar da design olarak açıyorum. isActive. Bunun default value'su 0 olsun. Bu kadar.
6 tane burada. Şimdi ilgi alanları getir metodumuzu yapalım. Public static. Diyorum ki liste ilgi alan listesini getir bana. Geri dönüşü bu olsun. Business logic'i ekledim. Getir adında bir prosedür yapmıştık. Onu yazacağız. Connection unutmayalım. Şimdi veriyi DataRader'a aldık ama ben bunu bir listede tutup liste olarak geriye göndermeliyim. Bunun için ne yapıyorduk? İlgi alanın listesini oluşturacağım yukarıda. Buna ilgi alanları diyorum. Bir connection'ın kapanmasından önce bir while döngüsü DataRader okunduğu sürece okuyabildiği sürece diyorum. İlgi alanları nokta et her seferinde yeni bir ilgi alanı oluştur. Değerinin sıfırıncı indeksin integer ikinci elemanın birinci indeksi ise bir string. Bunu al. Ve önce DataRader'ı kapat. Sonra bağlantıyı son olarak da geriye döndür. İlgi alanları listesini. İlgi alanları getir metodunu yaptık. Şu an için ilgi alanlarla ilgili yapmamız gerekenler bu kadar. Aynı şeyi şehirler için yapacağım. Şunu kopyalıyorum bu metodu. Data layer içerisinde şehir dal sınıfı oluşturuyorum. Değiştiriyorum. Şeyleri bitir yapmıştık.
model işimiz bitti. Artık form tasarımlarına başlayabiliriz. Bunu da kapatıyorum. Artık Business Logic ve Data Layer klasörlerini kapatabilirim. Şimdi ASP.X sayfalarımı web form sayfalarımı ekleyeceğim. Sağ tık. Web form default ASP.X. Şuraya iki tane link button ekleyeceğim. Boşluk. Bir tane daha. Burası ilk açılacak sayfamız. Login ve Register'a yönlendirme yapacak sadece. Login ve Register'da Account diye bir klasör açıp onun içerisinde oluşturacağım. Hesap işlemleri diyebiliriz bunun için. İçerisinde iki sayfa. Register ve Login ASP.X. Önce register'ı yapmak istiyorum burada. Yukarıda table kısmından insert table diyerek bir HTML tablo tasarımı yapacağım. Benim isteklerim ne burada? Burası kullanıcı ekleme işlemi. Bakın register diye kafayı karıştırmaya gerek yok. Register kullanıcı ekle işlemi yapacak. Şu bilgileri alması gerekiyor. 7 tane alan. Bunların 5 tanesi text box, 2 tanesi combo box. ID alacak. Yani drop down list. O zaman 9 derim ben buna. Fazladan olursa da dursun. Bunları bir de ortalamak istiyorum. 4 tane yapacağım. 9 satır, 4 sütun. Şurada bakın hemen kaydı. Kayma işlemini engellemek için hatırlarsanız şuradan ve buradan genişlik, sabit genişlik verirsem sorun çözülür. Tıkladım. Burada style bit. Hatta 200 olabilir. Şöyle. Kopyaladım şu kısmı. Şuraya da geliyorum. Aynı şekilde. Bakalım. Yapı olarak iyi. Hatta 220 falan yapabiliriz bunları. Evet. Daha içe doğru basık oldu. Artık sola doğru kaymıyor.
Diğer tarafa da kontrol ekleyince düzelecek. Kullanıcı az. Ve combo box'larımız, drop-down listemiz, şehir, bunu doğum yeri yapabiliriz. Daha iyi olur. Ve ilgi alanı. Üsttekiler text box'tı. Şuraya da bir tane boyut verirsek burası da sabit olur. Mesela bunu da yapalım. O da burasıymış. Style. Buranın genişliği de 120 piksel olsun. Artık geri kalan buraya ait. Boyutunu da yukarıdaki text box'larla aynı yapmak istiyorum. Neydi? 170. Ve şifre ekranda görünmemeli, değil mi? O zaman şifrenin text box'ına geldim. Properties'ten text mode özelliği var. Bakın şifrenin text box'ı text mode password. Burası tamam. İsimlendirmeyi yapalım şimdi bütün kontrolleri. Txt şifre. Kaydedecek bu. Şimdi mantıken burası ilk açıldığı zaman yapılması gereken işlem şehirler ve ilgi alanlarının doldurulması. O zaman biz kaydetme işlemine geçmeden önce bunları yapmamız gerekiyor. Yani page'in loadında bunlar yapılacak. Çift tıkladım sayfaya. Benim zaten data katmanım hazırdı. Spacepack. Burada metot kullanacağım.
çok kalabalık olmasın diye. Ve bu hazırladığım metotları for load'unda çağırıyorum. Peki, bunları yaptıysak normalde çalışması gerekiyor şu an. Bakalım register ne diyecek bu şey. Yani diyeceğini dedi. Bu store prosedürü bulamadım diyor. Bakalım database'de neymiş bunları. Seyirleri getir. Bir dakika. Tabii ki bulamaz. Biz connection'ı Northwood üzerinde yapmıştık daha önce. İşte araklayınca böyle oluyor. Şuradan getdb yaptım. Şehir geldi. İlgi alanının derdini de anladık sanıyorum. Evet. Listeyi dolduruyor aslında ama görüntülemesi gereken değerde problem varmış. Bunun için ilgi alan sınıfına bakayım. İlgi alan alt. Data text. Data name. İlgi alan var mıydı? Olmadı. Muhtemelen problem. Ben normalde buradan gelen veriyi buraya aktarmalıyım. Property ama property aktarmışım. O da kötü bir property olmuş. Açıktı zaten. Aç, yine aç. İşte bir tane basit bir problem. Çok başınıza atalım. Dikkat etmek lazım isimlerine. Robotik dedik. İşte Ankara olsun. Buradan bir şeyler yazacağım. Buradan da şifre, text mode, password olduğu için bu şekilde gelecek. Kaydol diyeceğim. Kaydedecek ve login ASPX'e yönlendireceğim. Kayıt işleminden sonra. Peki o şifrenin yanına kutucuk daha koyalım. Kutucukta da şey olsun. O şifrenin içerisindeki Nereye göstersin? Bula bula öyle. Alalım bir şey. Başka. Burada
kendimize yapalım buna. Selective en sonunda kullanmayı tercih ettiğim için onun üzerinde şöyle. Burası tamam. Buraya yeni bir constructor ekleyebiliriz daha sonra. Bunun gibi. Bazı filtrelerin bulunduğu bir şey. Şimdilik yeterli. Veriyi dolduruyoruz. Veri ekleme kısmına geçeceğiz. Burada da kullanıcı ekle. Şimdi kullanıcı ekle işlemini yapacağız ama bu sefer prosedürü de değiştirmem lazım çünkü şehir bilgilerini almamıştık buradan. Ya da vardı ama burada mı eklemek? Evet vardı. Biz prosedüre göndermedik bunları. Yani e-mail'dan sonra iki tane daha parametre. Mesela bu prosedürde de isActive'i kullanmamıştık. Tabloya yeni eklemiştik zaten. Normalde yoktu. Bakın şurada. O yüzden bilgi alanının altına bir de isActive ekliyorum. Aslında göndermesek de olur çünkü varsayılanı sıfırdı zaten bunun. Sadece kullanmış olalım bunu. Register içerisinde kaydol butonun altına geldik.
Boolean shift'leri 0 kalsın. Bir daha şöyle alt. Sonra düzenleyelim. Şimdi düzenleyelim. Öncelikle database'e bakalım. Bir tane kullanıcı olması gerekiyor. Şimdi boş. Bunu sileyim. İşlemi başarılı yaptığı için login ASP.exe gitti. Yönlendirme yaptı. Kayıt gerçekten eklendi mi? Bakıyorum, az önce silmiştim. Eklenmiş. Buranın nasıl çalıştığına bakalım. Şuraya da bakalım mesela. İlgi alan 4 olarak robotik eklenmişti. Şehir ID'si 1 olarak. İlk seçilen İstanbul'du zaten. O değişmedi. O eklendi. Şifrem de burada, clear text. Şöyle kapatıyorum. Bakın, yukarıda kısımlar zaten belli. Kaydet işleminde formdan gelen tüm bilgileri aldım. Burada. DRP'nin şehirlerin selected, seçilen değerini aldım. ID'lerini. Aynı şekilde ilgi alanlarda. Bu kullanıcıları kullanıcı ekleye verdim. Bu eklendi. Herhangi bir hata olmadıysa zaten geriye kaç satır eklendiğini bildirecekti. Kaç kaydın etkilendiğini integer olarak dönüyor bu. Ben de buradan aldım. Sıfırdan büyükse bu işlem başarılıdır. O zaman response redirect. Yani bu sayfayı şu sayfaya yönlendir. Bunun için tilde işareti kullanıyoruz. Tilde işareti buradaki ana dizini temsil ediyor. Burada ana dizin şurasıdır. Yani şunun bulunduğu klasör diye düşünebiliriz. Web sitesinin örneği cihanosan.com. Ana dizim burası. Bunun içerisinde de account, bakın account içerisinde de login ASP.exe git dedim. Ne zaman kullanıcı kaydolduysa sıfırdan büyük gelecektir. O zaman bu adam zaten kaydolmuş. Login'e yönlendir, giriş yapsın. Eğer değilse bir hata olmuştur. Tekrar kendi kendine yönlendir. Register ASP.exe. Burası tamamlandı. Şimdi de login işlemini yapmamız gerekiyor. Kapatalım burayı. Kullanıcı dolu gerçekten.
diyebileceksek login'i yapacaktık. Login'de de birimiz var. Tasarımı yapmadık. Tasarımı hızlı bir şekilde yapmak için register'a geldim. Şuradaki table'ı komple kopyalıyorum. Bunun üzerinde düzenleme yapacağım sadece. Şurada register'ın için div içindeki table'ı kopyaladım. Login ASP'ye yapıştırdım. Yapı geldi. Şunları sileceğim. Bu satırları sildik. Çift tıkladığımda arka tarafta işlemleri yapalım. Bunun için özel bir prosedür geliştirmiştik. Kullanıcı var mı prosedürümüz? Bakalım. Yapısı bu şekildeydi. Bunun bir de metodunu yapacağız. Yapmadık sanıyorum. Kullanıcı dal içerisine bakalım. Evet. Kullanıcı var mı? Yani login işlemini yapan metodumuz yok. Public, static. Geriye bir integer dönecek. Kullanıcı var mı?